6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından tekrar hayata dönmek ve liglerin ilk başlangıcını yapmak hepimiz için oldukça zor bir andı. Bu zorluğu kolay kolay aşılacağımızı düşünmüyorum. Ama bir taraftan da hayatın normal akışı içindeki yapacağımız işleri yapmak ve dayanışma içerisinde ülkemizin bu acısını bir daha yaşamamak üzere değiştirmek zorundayız. Böyle bir ortamda başladık. Corandon Lionspor oynadığı 74 maçın, özür dilerim, oynadığı 24 maçın 22 maçın tamamında 74 gol atılan bir sürecin içinden geldi. Yani oynadığı maçların ortalaması 3,3 gol ortalamasıyla oynandı. Bu rakipler için de kendisi için de. Gol konusunda, gol yeme konusunda biraz sıkıntılıydı. Bunu aşmamız gerekiyordu. Çok kısa bir zaman ama çok algısı yüksek ve becerisi olan oyuncularla beraberiz. Onların katkısıyla bunu aşmak için çok kısa bir sürede bunu yapmaya çalıştık. Oynadığımız oyunun sonucundan çok rakip takımın ne olacağı bizim için çok önemliydi. Rakip takımın etkisizleştirmek ve kendi oyunumuzu ona kabul ettirmek zorundaydı ki bunu başardık. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Ve ondan sonra kazanan bir takımın stratejisini planlamamız gerekiyordu. 3 maç kaybetmiştik ve bunun ardından mutlaka kazanmak gerekiyordu. Corandon Alanyaspor son yıllardaki Türk futboluna katkısı tartışılmaz. Onların hem ürettiği oyuncular hem de ligdeki yarıştaki durumu hepimizi oldukça mutlu ediyordu. Fakat Türkiye'de futbol bugün geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Çok dar bir boğazdan geçiyoruz. Bunu yönetmek oldukça zor. Her kulübün imkansızlıklar ve problemler yaşadığını biliyoruz. Artık buna göre davranmak ve buna göre pozisyon almak zorundayız. Ve Corandon Alanyaspor bu konuda çok önemli bir aşama kaydetmiş. Hem seçimlerinde hem de oyuncu planlamasında son yılların başarılı takımlarından bir tanesi. Genç oyuncular elbette takıma kazandırılması gerekiyor. Önümüzdeki sezonlarda mutlaka bu konuda takviyeler yapılması gerekiyor. Bugünkü karşılaşmanın bence en önemli olaylarından bir tanesi. Türk oyuncularımızın ve diğer yabancı oyuncularımızın yaşlarına baktığımızda birçok takımdan daha genç bir takım ve seviyeyi yukarıya çekebilecek oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların özellikle son 30 dakikalık 10 dakika uzatmayla birlikte 10 kişi oynamaları rakibi tehlikeli alana sokmadan sadece karambollerle oynattığı bir oyun vardı. Biz istedik bu oyunu. Ve başarılı olduk. Oyuncuları o konuda tebrik ediyorum. Böyle bir tepki göstermeleri gerekiyor. Bundan sonraki maçta daha kendilerine güvenli bir şekilde istedikleri ofansif oyunun yönlerinde kendilerini kanıtlayacaklarını düşünüyorum. 3 maç kaybetmek arkasından tabii takımın üzerindeki baskıyı almak ligin önemli oyunlar oynayan bir takımına karşı bunu yapmak ve eksik kaldığın anda bunu yapmak zordu. Biz eksik kaldığımız dakikaya kadar rakibimizi istediğimiz şekilde tuttuk. Oyuncular benim onları oynatmak istediğim bugünkü maçtaki stratejimizi, bugünkü maçın aklını sonuna kadar yaptılar. Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Pozitif olan sadece bence kazanıp kendimize olan güveni 3 maç üst üste kaybetmedi Corandon Alanyaspor. Ve bugün bakarsanız içeride dışarıda fikstüründe dış deplasmanda son sırada yer alıyoruz.
En çok gol yiyen 4 takımdan bir tanesiniz. Bu kırılmaları bir daha yaşamamalı ve önündeki en önemli vizyonu tamamlayacak güveni, o vizyonu sonuca götürecek güveni kazanması gerekiyor. Bunun için belki bir takım şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyordu. Biliyorsunuz futbolun sonuçları size olan güvenin ve sizin güven aşılamanızın çok önemli faktörleri. Bence bugünkü kazandığımız şey bu söylediğim birkaç cümle içinde yer alan sonuçlardı. Var mı başka? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz.